Öncelikle tabii kazandığımız için çok umutluyuz. Onu söyleyeyim. Zor bir oyundu. Rakibin bu kadar kapalı oynamasını bekliyorduk oyunun tamamında. Ama açmak için varyasyonları denedik. Uzun bir süre açamadık. Belki maçın başında verilen penaltı gol olsaydı oyun çok daha farklı bir yerlere gidebilirdi. Ama oyunun son bölümünde istekliydik, arzuluyduk, iyi savunduk. Rakibin kontra yapmasına müsaade etmedik. Akıllı bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Böyle maçları kazanmak kolay değil. Çünkü Kayserispor'un da pozisyonu gereği puana ihtiyacı var. Onların da sahada mücadele etmeleri, savaşmaları, puan almak için her şeyi yapmaları gayet normal. Böyle maçlar doğal olarak zor oluyor. Ama kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir virajı geçtiğimizi düşünüyorum. Bundan sonrası için bize daha da umut veren müsabakalar oynuyoruz. Kalemizde pozisyon çok az veriyoruz. Öyle bu akşam hemen hemen çok pozisyon, herhalde pozisyon vermedik gibi bir durum var. Zannetmiyorum pozisyon olduğumu, herhalde olmadı gibi. 4 maçtır gol yemiyoruz, iyi savunma yapıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen böyle sağlam durmak, oyunun sonuna kadar sağlam oynamak çok önemli. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu mücadelelerinden dolayı ayrıca başkanımıza ve Emre Kocadağ'a da hastalıklarından dolayı acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede onlar da bizim yanımıza geri dönerler. Hocam o gün şahin oldu. Şöyle anlatayım, yani lider olmak derken yani Beşiktaş'ta lider olmanın çok bir önem taşıdığını düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim ama uzun zamandan beri bu pozisyonda olmadığımız için yaklaşık oyunculara da söyledim, herhalde 862 gündür lider olmamışız. Doğru mu? Herhalde doğru gibi, bilmiyorum. Tam bakarsınız ona. Uzun zamandan beri bu pozisyonu yakalayamadığımız için tabii ki önemliydi bizim için. Ama bizim için maç kazanmak çok daha önemliydi. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman liderliği oynar. Beşiktaş her kulvarda şampiyonluğa oynar. Bu bizim için çok övünülecek bir durum değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama 4 maçları gol yemiyoruz, maç kazanıyoruz, mücadele ediyoruz. Oyuncularımın bu övgülere çok ihtiyacı var. Bence müthiş oynuyorlar, müthiş mücadele ediyorlar, iyi konsantre oluyorlar. Birbirleri için mücadele ediyorlar. Kazanmak için oyunun son dakikasına kadar her şeylerini veriyorlar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bütün övgüyü de oyuncularımın üzerine gönderiyorum. Hocam Ertan Süzgün. Çok doğru bulmuyorum, onu söyleyeyim. Tabii ki yönetimle görüştük, başkanla görüştük ama çok planlama yapmakta zorlanıyoruz, onu söyleyeyim. Şu anda planlama yapmamız biraz zor. Ama eğer mümkün olursa, becerebilirsek takımı güçlendirmek istiyoruz bir iki oyuncuyla. Takımın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir değişim yapabiliriz ama dediğim gibi bunu garantisini veremem. Şu an için net olan bir şey yok. Hocam teşekkür ederiz. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Evet, rakibimiz lider olacağı bir maça çıkıyordu biliyorsunuz. İyi takım. Biz de oyunu bir yerde tutalım, karşılayalım, oradan hızlı çıkalım diye planladık. Birinci bölümünde ilk yarı başarılı olduk. Pozisyon vermedik. Belli bir yerde oyunu tuttuk ama ikinci düşündüğümüz, planladığımız şey olan hızlı çıkışı yapamadık. İkinci yarı biraz daha oyuncularımızın kendine güvene gelince birkaç tane çıkış yaptık. Ortada bir oyun. Sanki berabere bitecekmiş gibi görünüyordu. Ama sonrasında bir penaltı kararı var. Öncesinde de bir penaltı kararı vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi iki tane hakeminin verdiği kararlara bir bakmak lazım, irdelemek lazım. Çünkü izlediğim kadarıyla futbolda artık her şey kötüye gitmeye başladı. Bir an önce toparlanmak lazım. İnsanların keyif alacağı, seyir keyfi alacağı, mutlu olacağı, oynanan oyundan keyif alacağı bir futbol artık bizden gittikçe uzaklaşıyor. O nedenle ciddi sorunları var futbolun. Oyuncularım elinden geleni yapıyor. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Bizim takımda kadro eksikliği çok bizi etkiliyor. Derinlik nerede? Bir tane sağ bekimiz var, iki tane stoperimiz var. Ön liberomuz yok. Elimizdeki mevcut oyuncular da gerçekten elinden gelen en iyisini yapıyorlar. Ama bu bizi bir yere getirir mi? Getirmez. Transfer yapmak lazım. Takviye yapmak lazım takımı. Bir an önce bulunduğu yerden çıkması için
hem böyle bir takviyeye hem moral motivasyonuna hem desteğe ihtiyacı var. Bunları hep bir arada yapıp bundan sonraki çalışmalarımızı buna göre yönlendirmemiz lazım. Soru var mı? Soracağız, konuşacağız. Eksiklerimiz var arkadaşlar. Bizim takımın ciddi pozisyonlarda eksikleri var. Yani birer tane oyuncularımız var. O nedenle o bölgedeki oyuncu sayısını arttırmamız lazım. Yok vallahi. Başkaları ettiyse bilmiyorum. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun.